Selamün aleyküm. Videomuza başlamadan önce Türkiye Mehmetçik Vakfı'na, Mehmetçik Türk milletine emanettir. Evet, kurban bağışlarınızla şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine siz de destek olabilirsiniz. Kurban bağış bedeli 1355 TL. www.mehmetcik.org.tr adresinden Mehmetçik Vakfımıza lütfen kurbanlarımızı bağışlayıp şehit ve gazi Mehmetçik ailelerine destek olalım diyorum. Evet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü metrobüs durağı. Bu durakta 15 Temmuz'da şehit olan, gazi olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin resimleri ve isimleri bulunmakta. Bakın, bu şekilde bir durak. Bu durak bence Türkiye'nin en güzel, en özel, en anlamlı, en manalı otobüs durağı. Bu arada sesim biraz zızırtılı gelebilir ama yapacak bir şey yok. Şu anda 15'ti. Her sene olduğu gibi 15 Temmuz şehitlerimizin yapılmış olan abidesine gidip o anları, o dakikaları, o saatleri birlikte yaşayacağım. Evet. Gerçekten dünyanın herhalde tek ülkesiyiz. Bir emir ile engellenmeye çalışılan, hem de bir emir ile ülkenin milyonları tanka, tüfeğe, F-16'ya, helikopterlere, zırhlı araçlara kafa tuttu. Evet, kafa tuttu değil mi? Tankın altına yatanlar mermilerin üzerine ne olacağım demeden koşup şehit olan, gazi olan bir ülkenin insanlarıyız. Ne mutlu bize değil mi? Vatanımızı, milletimizi kimseye, ne Amerikasına, ne Fransızına, ne Almanına, ne Rusuna teslim etmedik. Etmeyeceğiz. Dış güçler tarafından senelerce beslenen FETÖ terör örgütü sonunda yapmak istediğine, amacına ulaşmak istedi. Ama ne oldu? Bir şeyi unuttu. Türk askeriyle, Türk polisiyle, Türk güvenlik güçleriyle bütünleşen, gözünü kırpmadan vatanı, dini, namusu için şehit olacak olan insanları unutmuştu değil mi? Bu FETÖ terör örgütü. Evet, şehitliğimize geldik. Allah hepsinin mekanlarını cennet eylesin diyorum. Evet, yolu düzeltmişler. Çok güzel bir yol yapmışlar. Bakın, çiçekler etrafında. Harika bir yol. Şehitliğimizin abidesine ulaşan bir bölüm. Görmüş olduğunuz karşımızdaki ağaçların altında tek tek burada ve yurt çapında 15 Temmuz'da şehit olan kardeşlerimizin isimleri verilmiş durumda tek tek. Burada da böyle çok güzel bir şekilde bir şehitlik abidesi yapılmış. Tabii ki şanlı Türk bayraklarımız. Giriş hemen buradan. Daha önceki senelerde yine videolarını çekmiştik. Ama dedim ya, her 15 Temmuz öncesi gelip buradaki kardeşlerimizi, onların anılarını tazelememiz gerekiyor.
şehit olduysa Allah rahmet eylesin diyoruz. Burada hemen Barka Vizyonlar'da bakın bu şekilde darbe hazırlığı isminde hemen şurada saldırı anları bu şekilde Barka Vizyonlar hazırlamışlar. Bakın bu darbe hazırlığı bölümü hemen burada hainler tarafından yapılan saldırıları gösteren bakın neler oldu neler. Neler oldu? Neler? Ha. Ama biz yılmadık, yılmayacağız. Biliyoruz ki bizleri rahat bırakmayacaklar. Bizlerin üzerinde hep oyunlar oynamaya çalışacaklar. Bizleri hep ezmeye çalışacaklar ama bunu başaramayacaksınız aga. Yüzyıllardan beri süren bir Haçlı ordusu seferi maalesef hep devam edecek bu. Hep devam edecek. Asla vazgeçmeyecekler. Ama unuttukları bir şey var. Biz Türk'üz. Biz elhamdülillah Müslümanız. Dinimiz için, namusumuz için, vatanımız için gözümüzü kırpmadan şehit oluruz. Unutmayın bunu. Onun için, bunu bildikleri için gençlerimizi dinsizliğe yöneltmek istiyorlar. Ateist, non-teist işte birçok şey yapmaya çalışıyorlar ki bunları yapamasın bu millet. Anlatabiliyor muyum? Birlik olamasın diye bir sonraki yapmak istedikleri darbelerde insanları dinsiz bırakacaklar ki dini için, namusu için anlatabiliyor muyum? Bu insanlar sokaklara çıkmasın diye. Bu insanlar ülkesini savunmasın diye. Ama bunu da başaramayacaksınız aga. Biz her zaman birliyiz. Bakın. Cep telefonu. Kurşun yemiş arkadaşımızın. Gazi olmuş. Gazi Hasan Girgin'e ait. Daha sonra şehit Necmi Bahadır Denizlioğlu'na ait cüzdanına kurşun isabet etmiş. Ve bakın fotoğrafı da aynı şekilde. Gazi İdris Akdoğan'a ait kurşun isabet etmiş cep telefonu. Bakın. Gazi Abdullah'a ait kurşun isabet etmiş anahtar. Bakın anahtarın ucunu nasıl kırmış. Görüyorsunuz değil mi? Bakın bu da bir kask motorcu kardeşlerimizin. Gazi Bilal Özyıldırım'a ait kurşun isabet etmiş motosiklet kaskı. Daha sonra burada, evet burada çok önemli bir telefon var arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondan millete çağrı yaptığı gazeteci Hande Fırat'a ait cep telefonu. Şu hatırlıyoruz değil mi? Gerçi bizler biraz balık hafızasına sahibiz. Unuturuz böyle şeyleri ama olsun. Bizler unutturmayacağız. Bakın o cep telefonu burada. Sayın gazeteci Hande Fırat'a ait. O canlı yayın bağlantısı da burada. Bunları unutmayalım gençler. Bunlar bizim için çok önemli. Bunları unutmayalım. Unuttuğumuz zaman yok oluruz. Evet. Şehidimiz Ömer Halis Demir'e ait özel kuvvetler beresi ve bıçağı da burada sergileniyor. Bu abide ücretsiz. Lütfen herkes gelsin. Bir şeyleri daha iyi inanın. Anlayacağız o zaman. Bu da Tabip Hekim Matarası 19. yüzyıla ait ilk çeyreğinde. Evet burada da darbe teşebbüsünde kullanılan mühimmatlar. Bakın alçaklar bizim paramızla alınan mermileri bizlerin üzerine sıktılar. Bakın bu mermiler her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vergisiyle alınmış mermiler. Bunları tek tek bu hainler.
anlatıyor. Bunları birçok defa yaşadık. Bu askerlerimizin hiç suçu yok. Bunların hiç suçu yok. Çünkü neden? Kandırılmışlar. Kandırıldılar. Tatbikat amacıyla. Evet, burada yine bir tankımızın ele geçirilişi. Gerçek sahibini buluşu arkadaşlar. İşte gerçek sahibi bu tankın buradaki bizleriz. Bu tankın sahibi Türk milleti. Ne bir Amerikan uşağı, ne bir Fransız, ne bir Alman uşağı. Bu tankın sahibi bizleriz. Burada Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün hali, bakın. F-16'larla bombalanmış hali. Ne cam, ne çerçeve, hiçbir şey kalmamış. Burası yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atılan bomba sonrası. Bakın ne halde. Yazık, yazık. Bunca sene bu ülkenin ekmeğini yediniz darbeci komutan, sözde komutanlara sesleniyorum. İnşallah çoluğunuzdan çocuğunuzdan çıkar onlar. İnşallah. Sizden zaten çıkıyor da. Evet, burası da Genelkurmay Başkanlığı. Helikopter, tank giriyor. Arkada da hemen helikopter iniyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın bahçesine. Evet, burada da 15 Temmuz Derneği'nin açmış olduğu çok güzel bir kitap standı. Buradan da gelip eğer okumasını seviyorsanız mutlaka ve mutlaka alın diyorum. Burada her türlü kitaba ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gelmenizi de tavsiye var. Çok ucuz bir şekilde yardım ederek bunlara ulaşabilirsiniz. Orada kupalar var. 15 Temmuz'a ait kupalar da var. Evet, gezmeye devam edelim. Burada sömürünün mekaniği demiş ve kısaca emperyalizmin insanlara ne yaptığını gösteren bir olay. Afrikalardan başlayıp 1446'larda başlayıp yapılan İran'a, Irak'a, Güney Kore'ye, Şili'ye, Arjantin'e yapılan darbeler, mezhep çatışmaları, terör, ülkeleri böl, parçala ve yönet, köleleştir. Anlatabiliyor muyum? Emperyalizmin sonucu şu arkadaşlar. Evet. Sadece sömürür ve öldürür. Burada hemen 15 Temmuz 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Hafıza 15 Temmuz açılış programına ait videolar. Burada yine 27 Mayıs 1960'ta Adnan Menderes ve arkadaşlarının asılmasıyla sonuçlanan, şehit edilmesiyle sonuçlanan darbeler. Yine 28 Şubat 1997. Unutmadık bu günleri. Gençler, sizler de geldiyseniz mutlaka ve mutlaka buraya uğrayıp burada
bunları görüp yaşamanız gerekiyor diyorum. Şimdilik videoma burada son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.